Fenerbahçe derbisinin başlamasına yaklaşık 2 saat 10 dakika var. İşte görüyorsunuz stat güvenlik önlemleri altında içeriye giren taraftarlar da boşaltılıyor. Görüyorsunuz taraftarlar tabii haklı olarak isyan ediyor. Maalesef maça geldik. Ordu'dan geliyoruz. Son 2 saat kala kapıdan geri çevrilmek çoluk çocuk hak eden çok acı bir durum. Çok saygısızca bir durum. İçeriden çıkartan 50 bin tane adam geri dönüyor şimdi ya. Görsen oynayacağı bir maç var abi, öyle bir şey olamaz yani. İşte görüyorsunuz bir arkadaşımız da zorluklarla maça gelmiş. Ali mi geçmiş olsun. Zor bir durumda maça geldiniz ama. Maalesef öyle oldu. Yani tatil edilmesini anlayamadım. Ben buyum. Ve biz değiliz. Ne oldu? 500 kilometre öteden geldik biz bu maçı izlemeye. Bak bakayım üzerimdekine. Üzerimdekine bir bak. Ben bir vatan hainiyim. Kimden kadar olsun 400 kilometre yoldan geldim. 400 kilometre yoldan geldim. 500 milyon para verdim. Giremiyorum. Ben Galatasaray için oynarım. Vatan için oynarım. Galatasaray için oynarım. Ben Galatasaray için oynarım. Üzerimdekine bak. Üzerimdekine bak. 500 kilometre öde. Eğer yazıklar olsun. Ben korkmuyorum. Çocuğumla 7 yaşında çocuğuma ilk defa futbol maçına geliyorum. Galatasaray için çocuk ölüyor. Yatıyor kalkıyor Galatasaray diyor. İlk defa 7 yaşına ben maça getirdim. Çocuk hayal kırıklığına uğradı şu an. Telekom Arena stadının hemen altını görüyorsunuz. İşte güvenlik görevlileri gerekli önlemleri almış durumda. Evet, taraftarların da haklı olarak Futbol Federasyonu'na tepkileri var. İşte görüyorsunuz. Ahmet Hocam, bugün açıklar mısın? Ne olur rica ediyorum senden. 2 saat kala nedir günahımız? Ertem abi, senden de rica ediyorum. Allah rızası için ne olur açıklayın bu akşam. Ne olur bak ben. Galatasaray seyircisi olarak ne olur açıklayın. Rasim abi ne olur. Ne olur lütfen rica ediyorum senden bak. Sizi seviyorum. Biz son dakika aldık biletimizi ya. Sabah Antep'ten geldik. Sabah aldık biletimizi. Keşke yani birkaç gün önceden duyursalardı. Bu kadar mağdur olmasaydık. Hani biz Antep'ten geldik. Yurt dışından gelen insanlar var. Ya bu kadar son dakika olmaz yani. Gerçekten çok ayıp ettiler bize. Aziz Yıldırım ve Yıldırım Demirören'in ortak işidir bu. Aziz, bomba, canlı bomba falan yok. Aziz Yıldırım'la Yıldırım Demirören'in bombasıdır bu iş. Başka bir şey yok. Fenerbahçe yorgun, kadrosu eksik. Geldi burada yara alacak. Beşiktaş'ın önü açılacak. Beşiktaş'ın önünü kapattılar, kendi önlerini açtılar. Başka bir şey yok. Bomba falan yok ya. Bomba var abi. Bombayı attılar şu an. Fener'e patlayacak. Nasıl bomba oydu, o yüzden ettiler. Burası Türk Telekom Arena'nın otopark girişi, işte görüyorsunuz. Araçların girdiği yer görüyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi dedektörlerle giren bütün araçlar aranacak. Hemen sağ tarafta gösterelim. Efendim, herhangi bir ihbar mı vardı? Şu an bilgim yok. Yani bize verilen net bir bilgi olmadığı için şu an bilgi veremiyorum. Uzmanlar geldi ama değil mi? Bomba. Emniyet zaten burada. Yani terör olaylar çok olduğu için şu an bütün emniyet buradaydı zaten. Evet, görüyorsunuz işte. Burası Türk Telekom Arena stadının girişi. Çok sayıda güvenlik görevlileri, trafik polisleri, çevik kuvvet ekipleri hepsi burada. İçeriye girişler çıkışlar yasak. Araçlar kesinlikle içeriye sokulmuyor. Gördüğünüz gibi Türk Telekom Arena stadının içerisi bomboş. Federasyon adına. Sağ ol. Devrimciğim, sağ ol. İyi akşamlar. Peki, iyi akşamlar. Teşekkürler. Sağ ol. Sadece bir şey söyleyeceğim Nasuhi Bey. Önemli bakın. Galatasaray yönetiminin almış olduğu bir karar gereği maça çıkmayız diye bir karar almış mıydınız? Hayır. Nasuhi Bey. Hayır. Öyle bir şey yok. Eğer seyircisiz oynarsa maça çıkmayız diye bir karar. Hayır. Öyle bir şey yok. Gerekeni yapmıştır. Sevgili seyirciler, buradan bize soru soranlar var. Oradaki arkadaşlar. Antep'ten gelenler, işte uzaktan ben gelenler. Ben vermek sizin isterim. Can güvenliğiniz her şeyden daha önemli. Ben vermek isterim. Bu bir sıkıntılı durum. 5 dakikada olsa, 3 dakikada olsa